Değerli izleyenler, Türkiye uzun süredir bunaltıcı sıcaklıkların etkisinde, ancak yüzleri güldüren bir gelişme de var. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yurt genelinde sıcaklıklar düşecek. İstanbul için yağmur beklentisi var. Detaylar için Onur Ceniklioğlu'na döneceğiz. Kendisinden alacağız tüm detayları. Onur, hoş geldin yayına. Neler aktarırız? Evet Arzu, senin de bahsettiğin gibi Türkiye uzun bir süredir yoğun bunaltıcı sıcaklıkların etkisindeydi. Önce El Niño sıcaklıkları, ardından Eyyam-ı Bahır sıcaklıkları derken bayağı bir bunaldık. Ancak meteorolojiden de senin de belirttiğin gibi ferahlatıcı bir açıklama geldi. Nedir o açıklamanın detayları? Değerli bir konuğum var yanımda. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek canlı yayın konuğum. Hocam, neler aktarırsınız? Hava tahminleri ne yönde? Evet, sizin de belirttiğiniz gibi Temmuz'un ikinci yarısından itibaren yaklaşık bir 15 gün, hatta 20 gün bir sıcak hava dalgasına maruz kaldık. O sıcak hava dalgaları artık etkisini kaybettik. Kuzeyli akışlar başladı ve sıcaklıklar bu yaz değerlerimizi, mevsim normalleri değerleri artık dönmüş vaziyette. Önümüzdeki günlerde, yani 15 günlük periyotta bir sıcak hava dalgası beklemiyoruz. Beraberinde yağışlar gelecek, ama bu yağışlar çok uzun soluklu değil. Salı günü gelen bir yağışlı sistem var. Özellikle Batı Karadeniz'de hafif yağışlar bırakacak. Marmara'nın doğusunda, yine İstanbul'la birlikte. Tekrar Perşembe günü bir yağış geliyor yine. Bu gelen yağış biraz daha etkili. Salı günkü yağıştan daha fazla etkisini gösterecek gözüküyor. İstanbul'da da gök gürültülü sağanak yağış kendini gösterecek. Daha çok yine Batı Karadeniz'de, yalnız Batı Karadeniz için risk oluşabilir. Sel ve su baskını riski bulunuyor. Aynı gün yağış Doğu Karadeniz'e doğru kayacak ve ondan sonra etkisini kaybedecek. Ağustos'un ilk yarısı böyle geçerken, Ağustos'un ikinci yarısı için yalnız yine bir sıcak hava dalgası ihtimali bulunuyor. Uzun vade tahminlerde bunlar gözüküyor. İkinci yarısında da yine sıcak hava dalgalarına maruz kalma olasılığımız bulunuyor. Bu sene sıcak, yani bu yazın sıcak kesmesinin en büyük etkilerinden birisi de zaten dünya genelinde sıcaklık ortalamaları yılın başından beri 100 yıl içerisindeki en yüksek değerlere çıkmış olması. Ortalama sıcaklık değerleri normalde 16 dereceler civarındayken bu sene 17 dereceyi aştı ve bu sene 100 yılın başından beriki en sıcak yıl olmaya aday gözüküyor. Bundan sonraki periyot içinde durum böyle. Yani sıcak hava dalgasını az önce belirttiğim gibi Ağustos'un ikinci yarısından itibaren tekrar gösterme olasılığı var. Yağışlarda kuzey kesimlerde, güney kesimlerde sıcaklıklarda biraz düşme oldu, ama yine orası da mevsim normalleri değerlere dönmüş olacak gözüküyor. Türkiye şöyle bir yaklaşık 1-2 haftalık periyotta biraz rahat nefes alacak diyebiliriz yani hocam. Evet tabii ki, ama bunun yanında şu riskler de var. Özellikle önümüzdeki, yani bugünden birlikte önümüzdeki birkaç gün için İstanbul'un kuzey kesimlerinde, yani o deniz sahil olan kesimler, Kilyos, Riva gibi yerlerde kuzeyli rüzgarlar var. Çeken akıntı var. Denize girecek olanlar için riskler var. Çeken akıntıya karşı dikkatli olmak lazım. Emniyetli olmayan yerlerde denize girmemek gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet, Adil Tek hocamız bize önümüzdeki günlerdeki hava tahmin raporunu aktardı. Uyarılarda da bulundu. Biz buradan sözü şimdilik stüdyoya bırakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.